29 Haziran 2018 Mersin Anamur'dayız. Şaban Bulut, rekor gelişim müşterimiz. Burada 13 dönüm bir sera, doğru mu? Evet. Tamamında rekor gelişim ürünümüzü 2018 yılında kullandılar. Şaban Bey, ne oldu? Rekor gelişimle burada uygulama yaptık. Sonuçlar nedir? Toprağımız öncelikle neydi? Ne hale geldi? Toprağımız daha geçirgen. Önceden nasıldı? Onu söyleyelim. Biraz önce. Sıkıcıydı. Sıkıydı. Sıkıydı. Şu an daha geçirgen. Suyu tutmuyor. Suyu tutmuyor. Suyu evet. Emiyor. Suyu emiyor. Nemliliği konusunda nasıl? Nemliliği koruyor. Daha önce neydi? Yani burada bu sene toprağının durumu sıkıydı. Çamurlaşma var mıydı? Daha önce oluyordu. Su oluyordu. Suda gölenme yapıyordu. Su göllenme yapıyordu. Yapıyordu. Bu da tabii nematotluk, evet, çürümesi, evet, herhalde yoğun oluyordu. Yoğun oluyordu. Şu anda bu sene 2018'de ne zaman uyguladık bunu? Hatırlıyor musunuz tarih? Tarih... Mart gibi falan mıydı? Mart daha gibi. Amerika. Şubat gibi. Şubat sonu gibi. Evet. Buraya uyguladık. 13 dönüm yerinizin tamamını uyguladınız. Tamam, uyguladım. Peki bir parça orada seriniz var, burada var, bir parçanız daha var. Evet. Her üçündeki sonuç, gördüğünüz sonuç aynı mıdır? Her üçü de daha iyi, geçen yıla göre. Her üçü de daha iyi. Tabii burada öncelikle şunu söyleyelim. Rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Evet. Bir ilaç, bir gübre değil. Burada gerekli gübrelemenizi yapıyorsunuz. Yapıyorum. İlaçlamanızı yapıyorsunuz. Yapıyorum. Yapılıyorsa. Biz sadece toprakla ilgili olan ana kısımda, esas bitkinin üzerinde büyüdüğü kısımda çalışıyoruz. Evet. Burada genel manada Anamur bölgesinin toprak yapıları buna benzer. Ya kırmızı toprak ya da kirli, aşırı yapışkan, çamurlaşan, suya emmeyen toprak yapıları var. Burası stat civarı. Burası daha böyle, civarı. Daha böyle bir sıkıcı bir toprak. Sıkıcı bir toprak. Yani bunu balçık gibi yani. İzleyecek üreticiler, evet, stat civarı dediğimiz zaman burayı biliyorlar. Bilirler. Genelde çamur, balçık olan bir toprak. Evet. Bu bölgede sizin kurduğunuz seralar var. Geren diyoruz. Geren. Peki bu sene bu su dedik. Suyla ilgili bir tasarruf sağlattırıyoruz. Toprağı yarış ettik, çözdük. Evet. Gelişimlerle alakalı var mı bir artışınız? Ağaçlarımız geçen seneye göre daha iyi. Daha iyi. Yani daha iyi derken gelişim yönünden kuturu daha iyi, dallar daha iyi. Dallara daha iyi. Dallar daha güzel. Yani kuturu geniş olması doğacak meyvenin de tabii sağlıklı olmasını ağaçlar getiriyor. Gelişkin iyiyse, kuturluysa dal o kadar iyi olur. Yani kuturlu olan ağacın meyvesi de tabii ki kuturlu olduğu zaman da gene kökü vesairesi sağlam olması lazım. Tabii. Sonrasında ölmemesi gerekiyor. Tabii, şöyle gösterelim. Şurada doğuyor zaten. Doğuşlar var. Şöyle üreticilerimiz izlesinler. Bunun çeşidi neydi bunların? Bu seranın? Bu Grant. Grant. Şöyle uzağa da gösterelim. Şey yapmadan. Bu şekilde. Görüyoruz. Sadece Grant mı var burada? Bu sera sadece Grant. Grant var. Başka çeşitler var mı yetiştirdiğiniz, yani, ürettiğiniz? Yani serada azman var. Azman var. Şimdi çeşit anlamında herhangi bir çeşit seçmedi değil mi? Rekor gelişim yok. İkisinde de. Yani her iki ürünün yetiştirildiği serada da aynı sonucu verdi. Aynı sonuç. Ters bir sonuç yok. Herhangi bir yakıcı, bozucu, yok, ağacı durdurdu, çökertti, öyle bir şey durum öyle söz konusu bir şey değil. Şöyle evet, yürüyelim birazcık da ileri tamam, doğru olur, gösterelim. Buyurun siz de. Şöyle göstere gidelim. Yani şurada bu yol dallarımız daha güzel. Dallar daha iyi. Şöyle. Bu doğuş devam ediyor zaten. Şu an. Evet. Şöyle. Burada çeşit herhalde aynı. Şöyle aradan da gösterelim. Evet. Şöyle tersten de geriye de gösterelim. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Şimdi rekor gelişim toprak düzenleyici böyle gelin. Evet. Ürünümüzü kullandık. Buradaki uygulama işçiliğiyle alakalı, rekor gelişim işçiliğini uygularken size herhangi bir zorluk oluştu mu? Yok. Basit bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Tabii. Yani bir zahmeti yok. Doğru mu? Yok. Peki şey anlamında şu toprağın mesela, şu toprak mesela geçen sene böyle bastığınızda bu sünger yerleşme var mıydı? Şöyle. Böyle değildi. Değildi. Yerleşme yoktu. Çamur oluyordu.
çamur oluyordu. Şimdi başlangıç aşamasında şöyle gelelim. Başlangıç aşamasında toprağımız çamurluydu. Yapışkandı. Su gölleniyordu. Evet. Şu an bir yapışkanlık yok. Yok. Bir çamurlaşma yok. Yok. Geçirgen, kabarık. Toprak. Ve o kabarıklığını kaybetmiyor. Evet. Bir de gelişimiz, dal gelişimlerimiz güzel. Geçen seneye göre daha güzel. Geçen seneye göre güzel. İşçilik bakımından rekor gelişim uygulama işçiliği çok basit, rahat. Rekor gelişiminden beklediğiniz sonuçları size veriyor mu rekor gelişim? Bizim söylediklerimizi ya da izlediklerimizi gerçek anlamda burada gördünüz mü? Şu an gayet güzel. Şu an gördünüz. Şu an gördüm. Peki Anamur, öncelikle Anamur bölgesi, diğer muz yetiştiriciliği yapılan Gazipaşa'dır, Alanya'dır ve diğer yeni oluşan bölgelerde rekor gelişimi önerir misiniz? Öneririm tabii. Yani memnunsunuz ve öneriyorsunuz. Biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Seramızı gezdirdiniz. Bu videomuz televizyonlarda da yayınlanacak. Evet. İnşallah kendi kanallarımızdan da izleyeceksiniz. Bol bereketli hasatlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.